Selamünaleyküm arkadaşlar. Bana günaydın da deyin. Evet, sabah saat 8. Kalktım. Tabii uyur uyanıp yatıyorsun. Tavukçuların şeyi. Bugün 41. gün. Tavuklarımızın son günü. Gündüz alacaklar. Vadiye varmış. Yemlikler gece kazanlar 1'de bitti. Silo 1'de bitti. Kazanlara çektirdim. 1.30-2'de de kazanları çektirdim komple. Bitti. Yem de tam denk geldi. İnşallah tavukta gördüğünüz gibi. Şimdi ben tahmin ettiğimden de yani diplerinde yine kasların ince yem kalmış. Hava da sıcak olabilir. Yani hemen hemen de iyi. Çok da sıcak değil ama. Çünkü gündüz göndereceğimiz için 3.30-4'te yükleme var dediler. Karartma yapacağız. Camları komple kapatacağız. Eteklerden ıslama vereceğim. Yukarıdaki şeyler açık. Olur biraz. Yukarıdaki kumaşlar açık şu anda. Ona göre arkadaşlar göndereceğiz tavuğumuzu. İnşallah iyi çıkacak. Yani görünüşte hani bu zamana kadar güzel şey olarak hani bakmam. Biz kardeşimle bir dönem kardeşim bakıyor, bir dönem ben bakıyorum. Onun için bana göre iyi yani. Bu zamana kadar tecrübelerimize göre kromoz olarak, dönüşüm olarak, yediği yem olarak iyi. Altlık güzel, hala turş geliyor. Şöyle bakayım. Biraz çayetliği bu dönem çocuklara yaydırmıştım. İyi, biraz da kalın yaydılar. Yani kalın dediğim çok da kalın olduğu zaman bazı üzeri şey yapıyor, sıcak soğuk çatışmasıyla kabuklanıyor. Bu sefer hayvan onu eşelenemiyor, delemiyor. Onun için öyle bir dengeli yaymamız gerekir ki şöyle arkadaş, fanlarımızda dün sabah tavsan fanı var. Ondaki fanlar bir anda bir faz zımbiri gitmesiyle fanlar durdu. Bugün tamirci gelecek. Öbür panodaki fanları çalıştırıyorum. Onlar da iki tanesi devirli. Diğerleri klefe sistemindeki gibi dukkak yapıyorlar. Dukkak yaptığı zaman tabii ki 6. kademeden başlıyor. Tatmini küçük fanlar var. Cildi fanları. Onlar da aynı otomatik sistem. Bu şekilde sabah sabah ilk görünümü geceden beri girmedim içeriye. Sizle paylaşıyorum. Şükür Allah ölüm yok fazla. Olmadı. 20 bin yavru girdi. 20 bin yavrudan ilk hafta 250 ölüm vardı. 250 bile yoktu. 215. Ondan sonra toplam ölüm. Ben şirkete 600 diye bildirdim. Tabii ki fazla çıkacak. Bu da siz biliyorsunuz. Ne kadar çok ölü bildirirse 600 bildirdik. Şimdi belki 800 çıkacak ölü. 800 deseydim belki 1000 olacaktı gibi bir izlenimi yarattı. Yaratıyor şirketle. Bilmiyoruz artık bu yavrular biz oldu.
özene özene yazıyoruz. Hatta 7 öldüyse 10 yazıyoruz. 10 öldüyse bazen 15 yazıyoruz. Son zaman işte gelen kişilere tavuk veriyoruz. Tabii unutulur diye şey yapıyoruz. Yok hani Chelsea'ye karıştı muhabbeti, yok orada kaldı, burada kaldı. O şekilde fazla yazıyoruz. Bir de fazla yazdığımız halde yine de bu ölüler acaba nerede ne oluyorsa daha da fazla çıkıyor bizim yazdığımızdan. Ona bir türlü çözüm bulamadık yıllardır. Kazanlarda şey yok, onları ayarlayacağım. Sarı gördüğünüz bölmeleri kaldıracağım, güzel. Kapı önlerinde şartikler var. Onları her şeyi işte şeyi ayarlayacağız. Ondan sonra menşe almaya gidilecek. Rutin bir tavukçunun bir günü, son günü böyle geçiyor. Telaşla, şeyle, hayırlısıyla göndereceğiz. Bakalım sonucu da sizle paylaşmayı istiyorum. Nasıl olacak? Tahminlerimizin üzerinde mi çıkacak? Altında mı çıkacak? İnşallah hep birlikte göreceğiz. Daha da yiyecek. Kümesçi arkadaşlar soruyor bana, mail atıyor, mesaj atıyor. İşte 35 metre genişliğinde diyor kümesleri havalandırması, tabii ki orta havalandırmalar zor. Biz de baştan şey yaptık, bu şekilde kümeslerle bu, ne diyeyim ben sana, bir 4 metre diyelim uzunluğu. Kümesin genişliği 18 metredir. Bakın o 4 metre. Hadi 5 metrelik onlar. Dışarıya da şey çıkardık. Uzunluğunu. Dışarıdan hava çekiyor. Ağzında kuş teli var. İşte fare girmesin. Kuş girmesin diye. Şu da ne diyeyim 18 9 10 metre. 5 10 metrelik olabilir. Şu da 10 metrelik. 18 metre kümese 10 metrelik dışarıdan hava çektiğiniz zaman bu orta bölmeyi yalıyor. Öbür taraftan da var bir tane. Bir makasla bir o şekilde bir 5 metre kademe düşüre bir 2 metrelik bir de 1 metrelik gibi biz bu şekilde bu havalandırma sistemini yaptıktan sonra çok güzel randıman elde ettik. Bakın her taraf rahat rahat havalanıyor. Bu makasta bu uzun var. Bunda daha burası kapı bölmesi. Şu öbür tarafta daha kısası var. Bu şekilde civciv bölme, civciv bu taraftan koyuyor. Civciv bölmesinde de uzunlar var. Şöyle şey geldi. Yani uzun kısayı dengeledik. O şekilde fanlar çalıştığı zaman bakmayın hiçbir yer açık olmadığı zaman orası öyle bir havalanıyor ki civciv küçükken kaçıyor oradan. Eğer ki içerisi çok sıcaksa o havaya toplanıyor. Yani çok güzel hava çekiyor oradan. Tabi onların uçlarına biz orijinal kapakları var, onları da aldık.
üzerine monte üzerine şöyle şey yaptık, bağladık iple. Standart ilaçlama yapılırken, yıkama yapılırken orada kapatacağımız, açtığımız zaman o şekilde şey yapıyoruz. Ha bu sistemi bazı kümesçi arkadaşlar şeyden yapmışlar. Tam şu omurgadan diyeyim artık kumaş çıkarmışlar. Oralardan havalandırma sistemi yapmışlar. O da mantıklı. Oradan aşağı uzatıp icabında kumaşın ucuna bir T, T'lere işte yarım dirsek veya tam dirsek yapıp direkt havayı yukarıdan aşağı yavaş yavaş vurdurulabilir. Ya bu da kumaşın kanlarının yanına kadar da değil de yani yarısına kadar veya yarısını bir makas iki makas geçtikten sonuna kadar yapılmış olsa bu havalandırma zaten arka tarafı da yalayacaktır. Bence olabilir, başarılı. Eğer ki randıman yakalamak istiyorsa yatırım yaptık. bunu gerçekten ekonomiye, paraya döndürmek istiyorsak bir şeyler yapmak zorundayız. Kolay değil. Yani şu kümesin maliyeti bugün yani birkaç trilyon gibi diye eski paraya göre öyle yani. Şimdi bizim kümesimizin arkasında bir 40 metre daha yerimiz var. 84 bunun boyu. Uzatıp çok şükür bu işi iyi kötü öğrendik. Tabii hala öğrenme aşamasındasın. Her gün kendimizi teknolojiye bilgiye açıyoruz. Uydurmak zorundayız. O şekilde 120 metre olacak. 120 metrede bu kümeslerde tam randıman alınacak şekilde. 120'yi geçtikten sonra biraz randıman düşer bunlarda. İnşallah işte buralar biraz biz baraj havzasında olduğumuz için imara kapalıydı. Son sınıf şey çizgisindeyiz. İnşallah bir şeyler yapacağız. O şekilde bir mücadele veriyoruz arkadaşlar. Fazla uzattım. İnşallah tekrar diğer videomda buluşmak üzere. Şimdi bir de kaldırma sistemi ile şu araları çek bölmeleri kaldırıyorum. Yemlik kaldırma sistemini matkapla yapıyoruz. Onu da soruyor abonelerimiz. Onu da göstereceğim. Çok basit bir hilki. Darbeli sağa sola aşağı yukarı olan bir mahkep aldık daha doğrusu. Onun ucuna bir aparat yaptırdık. Hemen 5 dakikada bütün yemlikleri sırayla kaldırıyor ve bu şekilde çok da rahat ediyor. Kulukları zincirli yaptırdık. O sistemi sonradan çözdüm ben. Bu şekilde bir mücadele veriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.